Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Müzik Onir'den ben Cüneyt Diktaş. Klasik hemen açılışımızı yapıyoruz. Zaten o sırada siz daha gelmemiş oluyorsunuz ama böyle Instagram'da siz gelmeden önce bekleyenleri izliyorum böyle canlı yayında. Böyle yapıyorlar. Böyle yapıyorlar. Aa, geldiniz mi? Hoş geldiniz. Falan moduna giriyorlar. Ben hemen açılışı klasik yapıyorum arkadaşlar. Saniyeler olmasına rağmen hemen hızlı bir şekilde toparlanmaya başladık. Benim konuğum da geldi. Bugün kim bizimle? Sevgili Ardıç bizimle. Şarkısını da hikayelerde paylaştık ya. Gün boyu onun şarkısını mırıldandım. Beynimde döndü. Hatta biraz önce de klip çektim arkadaşlar. Şimdi konuğum geldi. Hemen ben konuğumu alırken sizler... Bu arada aldım sevgili Ardıç. Gelmek üzere. Böyle bir yazın nerelerden hoş geldiniz arkadaşlar. Ben de sizlere selam vereyim oralara diyorum. Aa, bugün Yester abla gelmiş. Yester abla ilk gelince çok alıştırdım. Sevgili Ardıç hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Cüneyt'ciğim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkürler. Süperim. Sen nasılsın? Bomba gibiyiz. Çalışmalar devam ediyor. Süper. Şu anda pandemi falan seni durdurmuyor galiba. Yok. Hızlı bir şekilde, çok güzel şekilde sporumuza devam ediyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda buradan herkese selam olsun. Bizi izlemekte olan, takip etmekte olan. Böyle bir güzel... Yavaş yavaş daha iyice gelirler. Bakalım bizi nerelerden izliyorlar. Şöyle bir yazarsanız sevinirim. Mert Çağlar merhaba diyor. Selamlar. Ondan sonra Fatma'ya merhaba. Demet'e merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Melek selamlar. Yester abla selamlar. Herkese selamlar, sevgiler. Yavaş yavaş da gelmeye başladılar. Ardıç abi candır demiş birisi. Selamlar, sevgiler. Evet. Peki Ardıç, tekrar hoş geldin. Güzel gidiyor. Türkiye'desin. Evet. Türkiye'deyim. İstanbul'dayım. İnşallah kısa zaman içerisinde yeni albüm çalışacak. Toplam bir seneye yakındır. Zaten repertuar çalışmasındayız. Şimdiki artık canlılara geçtik, stüdyo aşamasına geçtik. Albüm mü yapıyorsun? Albüm yapıyoruz ama single bazında çıkartacağız. Her 2-3 ayda. Tek tek çıkarıp sonra belki toplayacaksın sonunda. 29 Mart'ta ilk klibimiz yayına girecektir Net Müzik'te. 29 Mart. Onun 10 gün gibi, haftaya gibi inşallah 8-10 gün gibi okumalarımıza başlıyoruz. Normalde Almanya, Berlin'de zaten gidip geliyoruz. Ama süreç içerisinde 20 yıldır zaten İstanbul'dayız. 20 yıldır İstanbul'da mısın? Tabii ki 20 yıldır İstanbul'dayım. Peki şey, devamlı sanki Almanya'da hissi yaşadım ben. Yani Almanya'daymışsın gibi. Instagram'dan öyle görünce buraya sanki albümü yapmak için gelmişsin gibi geldi bana. Yok, şimdi şöyle bir durumu izah etmem lazım. Ben hem bir ayağım Almanya, Berlin'de yaşıyorum. Bir ayağım İstanbul'da yaşıyorum. İkametim de İstanbul'da var zaten. tabii ki İstanbul'u, yani albümden ziyade zaten ülkemizi zaten hasretliğini hep çekiyoruz, hep gidip geliyoruz. Ama İstanbul benim için ayrı bir özelliği var. Hem müzikal anlamında hem sektörü takip ediyorum. Hem çok güzel dostlarım var. Hemen hemen zaten benim belki piyasada 2007'den sonra Deli Rüzgar şarkısından sonra bilinsem dahil sene 96-98'den beri sektörün içindeyim ve takip ediyorum. Çoğu yapımcı kendisini ispatlamış yapımcı abilerimizden görüşmelerim olmuştur müzikal anlamda. Ama zaman acayip su gibi akıp geçiyor. Malum, değil mi? O zamana hiç girme. O zamana hiç girmeyelim. Aynen öyle. Değil mi? Gerçekten çok hızlı akıyor ya. Zaman deyince bak benim... İnanılmaz şey akıyor. Zaten Cüneyt'ciğim, ben Almanya'da zaten konservatuar eğitmeniyim. Orada da konservatuar mezunuyum. Tabii ki eğitimci olarak değil, kendimi müzikal anlamda geliştiriyorum. Hem besteler yapıyorum, şarkılar yapıyorum ve ayrıyetten... Bu şey, Deli Rüzgar kimin? Deli Rüzgar bizim Çağlar'ın. Çağlar Gündoğdu. Belki bilirsin sen o eskilerden. Bilirim. 46 onun da çok sayısal... Şimdi şöyle, ben hep sende duydum bu şarkıyı. Senden duydum. Yani birçok söyleyen de olmuş. Peki senden önce söyleyen var mı? Bu şarkı yok, eski mi? Yok, ben okudum. Şöyle söyleyeyim Cüneyt'ciğim. Bu şarkımız
bizim için bir pasaport oldu. Yani ilk bir kimliğimiz oldu. İlk kimliğimiz olduğu için misal ardıç delirdiği zaman misal şey diyorlar hemen. Deli Rüzgar mısın? Yani hemen Deli Rüzgar şarkısını hemen söylüyorlar. İlk ben okudum. Benden sonra da güzel arkadaşlarımız okudu. Tabii ki malum toplumu biliyorsun her zaman ilkini temsil ederler. İlkinden Tabii. dinlemek isterler. Bu anlamda ben zaten çok şey de yaptım. Kendime ait sözlerim de var ikinci albümde. Şarkı sözlerim de var. Hem müzikal anlamda da kendimi geliştirdim. Yani sektörü de takip ediyorum. İnşallah buradan da başarılı olmak isteyen, sektörde yenilik katmak isteyen arkadaşlara da başarılar diliyorum tabii ki. Valla ben müzik kalite olarak senin müzik kaliten çok iyi. Sesin de çok iyi. Yani zaten yıllarını vermişsin. Çok teşekkür ederim. Ve şunu söyleyeyim. Deli Rüzgar çok güzel yerlere geldi. Milyonlarca da izlendi. Ama bugün TikTok zamanı gelseydi bir 100 milyon daha izlenirdi bence. Tabii ki. Nizam. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Ben buradan beni bütün sevenlerime, bizi izlemekte olan, seven sevmeyen, destekleyen herkese buradan inanılmaz çok teşekkür ediyorum. Çünkü Sevmeyenler izlemesin bizi ya. İşlerine baksınlar. Sevmeyenler niye izliyor bizi? sen de haklısın. Biz gene de onlara öpücük yolluyorum buradan. Onların yüreklerinden öpüyorum. Koca Hadi öyle koca. olsun. Hadi. Sevmeyenleri de öpüyorum. Hadi öyle olsun. Çatlasınlar öyle söyleyeyim. Yani demek istediğim nacizane. Demek istediğim nokta şu Cüneyt'ciğim, gerçekten ben buradan beni destekleyen bütün seyircilerime, Deli Rüzgar'la kendisini, hatta bilakis Edirne'den Hakkari'ye kadar gerçekten ben şöyle söyleyeyim, ilk 6 ayda benim şarkımın 2007'de patladığını bile anlamadım. İlk konseri 6 ay sonra konser verdim. İlk konserimde 7.000 kişi vardı. Ve dedim ki yok ya bu benim için gelinmemiş. Yani yemin ediyorum sahneye çıktığımda belki medyatik olarak bir görselliğim yok. Bak açık konuşayım. Bu hususta Niye kendimi canım? yani şarkımız çok sevildi O ama zamanlar çok tanınmıyordum belki de o şarkı ile birlikte evet oldu. şarkıyla birlikte inanılmaz çok sevildiğini konserimde anladım ve benim de tabii ki malum ilk albümüm, ilk Göz Ağrım, o gençliğin verdiği bir heyecan var. Ya insan öğreniyor. O kadar mutlu olmuştum ki o sahneye o 7.000 kişiden böyle ön taraftan 1.000-2.000 kişinin böyle saldırmasına yani dedim ki Allah Allah bu kadar mı sevildi? Yani Şimdi şöyle, Deli Rüzgar şarkısı gerçekten çok patladı. Şimdi senden alacağım eğer söyleyebilirsen sevinirim. tabii Yalnız ne var biliyorsun? Sanki bir tılsım, bir küçük bir şey mi var? Yani 10 milyon izlenme var arkadaşlar. Bu az değil. Ama sanki 100 milyon olmalıydı gibi geliyor bu şarkı. şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim Cüneyt'im. Öncelikle bu müzikal anlamda albümü Deli Rüzgar albümü yaptığımda müzik direktörüm Barış Engirli'ye çok teşekkür ediyorum. Yani o zamanları çok çok yapımcılar dahil içerisinde olmak şartıyla ekibim ve Barış Engirli müzik direktörüm bana sonuna kadar inandı. O ilk albümümüz zaten bizim 13-14 ay sürdü ve inanılmaz çok güzel beraber iş çıkarttık ve halen 10-20 senedir aynı müzik direktöründen çalışıyorum. Çünkü o kadar hissiyatımız birbirimize, hislerimiz, duygularımız uyuşuyor ki o benim ne demek istediğimi, hangi hissettiğimi, neler şey yaptığımı, O söz çok olarak önemli. O çok önemli. inanılmaz çok önemli. Yani bir aranjörle insanların zaten o konuda sıkıntısı var. Yani parayı ikinci plana atıp, çıkarları ikinci plana atıp gerçekten sanatçının ne istediğini bilmek, o yolda ilerlemek çok önemli. Senin sesine bir de özgün müzik, Türk sanat müziği karışımı hepsi oluyor. Yani Türk halk müziği filan. Bu şarkı da o karmaşada. Bir Deli Rüzgar alalım mı? Bir duysunlar tekrar senden. Tabii ki, tabii ki. Bu deli sevdaya nereden de bulaştım. Gülmeyi unuttum, ağlamayla barıştım. Eskiden mutluydum, gözyaşına karıştım.
Biz değil ikimizi ayıranlar utansın. Bu deli sevdaya nereden de bulaştım. Gülmeyi unuttum, ağlamayla barıştım. Eskiden mutluydum, göz yaşına karıştım. Biz değil ikimizi ayıranlar utansın. Çok teşekkür ederim. Sağ Süper. olun. Sesine, yüreğine sağlık. Sabah dünden itibaren Müzik On Air paylaşınca ben de paylaştım Instagram'da. Çok Nereye teşekkür gitsem arkada o çalıyor. Arkada. Bu şarkıyı dinledim hep. Söyledim, mırıldandım. Yani sanki daha önce hiç dinlememiş gibi bugün böyle sırf o şarkı çaldı nedense. Bazı zamanlar hani bir şarkı vardır. Uzun yıllardır vardır ama bazı anlarda sana daha mı çok hitap eder, daha çok onu dinlersin hani. Şimdi Öyle bir şey oldu bu şunu şarkıda. anlatmam lazım Cüneyt'ciğim. Şimdi şey söyledin ilk etapta. YouTube'da dedin ki 10 milyon şu anki. Şimdi biz 2007'de çıktık. 2007'de çıktı. 2007'nin rakamları bunlar. 10 milyon. Evet. Yani şimdiki rakama şöyle hitap edelim 100 milyon. Yani işin aslı Tabii, gerçeği doğru. bu. Ki zaten benim müzik proje yönetmenim, bütün koordinatörüm Levent Ağaloğlu'dur buradan. Ona da çok teşekkür ederim. Misal biz o zamanları 2007'nin o trajik şeylerini araştırdığımızda Levent Ağaoğlu böyle dedi ki o zamanın sayısından şimdikini kıyaslamış olursak 100 milyondur. Yani bu açıkçana korkunç şekilde. Biz dijital platformda o zaman 2007'de 10 milyon dijital platform biz Yani satıldı. zaten öyle YouTube falan çok izlenmiyordu ki dediğin gibi. Hani Ki programı gündemde değildi o zamanları. YouTube, değildi, değildi. kendin de çok iyi biliyorsun. Diyeceğim nokta şu ki gerçekten iyi bir kaliteli müzik yapmak çok önemli. Kalıcı olmak çok önemli. Ben çünkü kalıcı olmaya çok tercih ediyorum. Yani yoksa 100 tane 10 tane müzik yapabilirsin. Misal ekibin çok önemli. Müzik direktörün çok önemli. Seni temsil eden arkadaşların çok önemli. Bir de hakikaten sektörün önünde kendini temsil ettiğin örnek, kişiliğin, ahlak, saygı, aile yapım, duruşun çok önemli. Yani çünkü biz sanatçılar olarak, yani sanatçı demeyeyim de yorumcu olarak söyleyeyim. Çünkü hakikaten sanatını sergileyen insanlara buradan saygısızlık yapmış olmayalım. Ben bir yorumcu, bir bestekar olarak söylüyorum. Örnekiz, örnek olmamız lazım insanlara, halka, yeni nesile, eski nesile. Çünkü duruşundan, kişiliğinden. Bizim toplumumuz duygusaldır, arabeskçidir. Ne gibi arabeskçidir? Çünkü örnek olan, misal sahnedeki, tablodaki insanı örnek alıyor. İyisinden kötüsüne. Biz iyisini verelim, kötüsünü almasın. Yani bunlara özellikle çok dikkat ediyorum Cüneyt'ciğim. Bu yüzden dolayı kendime has bir duruşum var. Şarkılarımı müzik anlamında müziğin kazanması için elimden gelen her şeyi yapıyorum. İlerisini düşünerek hareket ediyorum. Müziği çok seviyorum ve duygularımı ifade ediyorum şarkılarımı okurken. Benim özelliklerimden bir tanesi de budur. Yani stüdyoya girdiğimde şahsen hissetmeden okuyamıyorum. Yani hissetmek lazım. Bu bir tutkudur, bir aşk, aşktır. Yani kalıcı olan bir aşktır. Bir gün değil 10 sene sonra da aynısı olacaktır. 20 sene de aynısı olacaktır. Yani aman ben şarkı söyleyeyim, popüler olayım, medyatik olayım, şuradan haberim çıksın. Bunun şeyinde kesinlikle olmadım. Müzik adına Bu arada birbirinize benziyorsunuz demişler. İkimiz de beyaz giyinmişiz. ha. Olabilir. Ne güzel. Aynen. Çok teşekkür ederim. Aynen. Ama ben biraz daha yaş olarak küçüğüm. Kusura bakma. Hemen kendimi Bu arada gençleştireyim. sen beni ihbar etmiş oluyorsun. Acallık Yok, şaka yapıyorsun. yapıyorum tabii ki. Yok, estağfurullah. Hadi bir şarkı daha Estağfurullah. söylesene bize o sesini. Herkes öyle söyleyemez arkadaşlar canlı Evet, canlı. şimdi 2011'deki bir hadise meselesini anlatacağım. Şimdi ben 2011'de Nese Vermişim klibimi çıkarttıktan sonra tabii ki bu hususta ben kesinlikle bir gündem oluşturmadım. Çünkü çok üzücü bir vaka yaşadım. Nese Vermişim klibimizi biz çıkarttığımızda 2011'de benim çok fanatik bir
takipçim, hayranım. Nişanlılığın döneminde kendisini intihar ediyor. Yani nişanlısından ayrılıyor ve intihar ediyor. Sözleri bana ait olan şiiri ve sözleri kalem kağıda yazıyor ve kendisini intihar ettikten sonra diyor ki bunu diyor nişanlıma verin mutlaka ve o polis ekipleri oraya geldiğinde ve bir bakıyorlar ki bilgisayarın başında benim klibim, şarkı sözlerim, kağıtta bunlar. Allah mekanını cennet eylesin. Bu hususta inanılmaz çok güzel, çok büyük bir üzüntü yaşadım ve ben o esnada Almanya'daydım. Almanya'da olduğumdan dolayı benim müzik direktörüm aradı Barış Engörlü, dedi ki kardeşim dedi böyle böyle bir hadise var. Bütün basın medyada her tarafta senin haberlerin var. Böyle böyle bana ulaşmaya çalışıyorlar. Ben dedim ki ne diyorsun abi falan. Kesinlikle yani o esnada albüm çalışmasındaydık biz. İlk albümü çıkartmıştık zaten Nese Vermiş mi? Ondan sonraki programlarımızı yapıyorduk. Bu olay beni inanılmaz çok etkiledi. İnanılmaz çok etkilediği için çünkü bizim ben de şahsen kendim duygusal olduğum için bu olaydan inanılmaz çok etkilendim Cüneyt'ciğim. O Yani şarkıyı mı söyleyeceksin? Bir bakalım o sözleri ne, ben şarkıyı bilmiyorum. okuyacağım. Ne severmişim seni hem de deli deli. Bir söz et kahretsin, gitsin bitsin, lanetsin ayrılık. Ne severmişim seni hem de deli deli. Bir söz et kahretsin, bitsin gitsin, lanetsin ayrılık. Bu Süper. Peki şarkının ayrılık mı ilgili oldu bunda acaba? Nişanlısın. Niye yani böyle? şöyle bir şey var. İşin aslını sonra öğrendiğimde hanımefendi Allah mekanı cennet eylesin. Ailesine buradan sabırlar diliyorum. İzmir Bayraklık'ta oluyor olay. Nişanlısı da Hanover'de yaşıyor. Ve gerçekten nişanlılık dönemlerinde zaten memurlar araştırdığında basın, ben de imza gazete sürgülerinden okudum bunu. Allah rahmet eylesin. Demek ki o Allah sırada rahmet bir, eylesin. demek ki Nişanlı depresyonda töreninden mıymış, ayrılıyor. Böyle bir neymiş. hadise yaşanıyor ve üzüntü Evet. oluyor. Bu yüzden dolayı bu arayı biraz mesafeyi açtık yani. O Aynen. 2012'den sonra. Sen de birazcık açtın. Peki şöyle bir şey. En çok hangi şarkıyı mırıldanıyorsun evde filan son zamanlarda? Kendi şarkıların dışında. Ya şöyle bir şey var. Şimdi son 2012'den bu zamana kadar müzikal anlamda inanılmaz çok büyük bir değişiklikler var biliyorsunuz. Çok sosyal medyada olsun inanılmaz çok müzik çabuk tüketiliyor. Ve inanılmaz çok çabuk müzikal anlamda rüzgar çok çabuk esiyor ve çok kişi çıkıyor vesaire. 2012'den sonra zaten ben bu zamana kadar takip ediyorum. Müzikal anlamında bir değişiklik var zaten. Misal yeni rap tarzında olsun, işte arabesk rap tarzında olsun, hip hop tarzında, pop tarzında olsun. Zaten çok başarılı arkadaşlarımız da var. Bu anlamda çok takip ettim ben 7-8 süreç içerisinde. Ama şöyle bir şey söyleyeyim Cüneyt'im. Eskilerden yani Kim kaldı? şöyle söyleyeyim. Yani benim mırıldandığım şarkıcılar bir gün Ferdi Tayfur, İbrahim Tamam Tatlıses. işte bir tane alalım, dinlemek istiyorum da o yüzden neyi mırıldanıyorsun? Tamam. Bir dakika abicim. Evet. Senden bir hatıra bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkın? Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter, hatıran yeter. Senden bir hatıra bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı? Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
Hatıran yeter, hatıran yeter. Müslüm Gürses var, Orhan Gencebay var. Alalım. Seni dinlemeyi seviyorlar. Ahmet Kaya var tabii ki. Yani dinlemeyi seviyorlar. Biraz sohbet, biraz daha müzik olsun istedim. Tabii, tabii ki. Şimdi kısa bu anlamda bir şey eklemek Tabii istiyorum. tabii. Şimdi Avrupa'da da Almanya'da da bizi izlemekte olan bütün Avrupalı Türklere, Bu gurbetçilere arada buradan Deli selamlar. Rüzgar'ı da söyleteceğim yine son kapanışta arkadaşlar. Çok Tabii ki, tabii isteyenler ki, var. tabii ki. İbrahim Tatlıses'ten. Evet, İbrahim Tatlıses'ten neyi okuyalım? Ya ben de İstediğini. heyecanlandım Yok ilk. yok gayet iyisin ya, süpersin. Suyun iç. Yani en çok mesela sevdiğin demeyeyim. Bu son zamanlarda İbrahim Tatlıses'in şu şarkısını çok söylüyorum dediğin varsa onu söyle. Evet. Ya şöyle söyleyeyim sana. Müzik olayına birazdan girsek olur mu? Tamam, fark etmez. Heyecanıma başlayın. Ne Gerçekten heyecanı, kaç tamam tane olur. şarkı söyledin? Yok söyleyeceğim de aklımda olan bir şeyler söylemek istiyordum. Müzik He, şeyine tamam, o zaman girsin. sohbete devam edelim ondan sonra. Sohbeti devam edelim. Birazdan okuyayım ben. O aralıklı girelim zaten. Tamam, peki son bir yıldır pandemi var. Pandemide hiç Almanya'ya geçtin mi? Ben zaten Almanya'dayım. Şöyle söyleyeyim Cüneyt'im. Ben hemen hemen her 5-6 haftada İstanbul'a gelip gidiyorum. Almanya'da Ha, zaten sık sık Berlin'de gelip de. gidiyorsun. Bir ayağım Tabii Almanya'da tabii. dedin ama bu kadar sık olduğunu tahmin etmiyorum. Tabii. Sık sık gidip geliyorum. Her 3-4 haftada gidip geliyorum. 2 haftada. Yani sanki buradan Nüfus karşıya yolu. geçmek gibi. Uçaktan bir oraya bir bura. Tabii ki şimdi bu pandemiden dolayı sıkıntılar yaşıyoruz. Malum biliyorsunuz şimdi PCR testi, Covid testi falan yurt dışından da Almanya'dan Evet. istemiyorum. Buradan gittikten sonra 10 gün karantina meselesi var. 5. gün test yaptırdıktan sonra negatif çıkarsa dışarı çıkabiliyorsun. Pandemiden dolayı biraz şey var ama malum benim orada da zaten gıda sektöründe ticaretim var. Ticaretim de yürüyor. Burada da gidip geliyorum, keyif alıyorum ama şunu da anlatmam lazım. Şimdi hakikaten şu anda devletimizden, demokrasimizi yönetenlerden hakikaten minnettarım. Çünkü Türkiye'miz Avrupa'ya nazaran hakikaten çok iyi. Ve ben orada her şey kapalı Cüneyt'ciğim, her şey. Misal buraya geldim, geldiğim an, yani geldiğimde de zaten sporumu yapabiliyorum, AVM'lerimiz açık, tamam maskesiz dolaşamıyoruz, mesafeyi her zaman koruyoruz, kesinlikle koruyacağız. Ama hakikaten Türkiye'miz Avrupa'ya nazaran çok iyi. Orada hepsi kapalı. Bir marketler açık ve işte dönerciler açık. Bu kadar. Ona rağmen burada da vakalar ve orada hayat durmuş vaziyette diyorsun. Ona rağmen orada vakalar çok. Burada da vakalarda hala bir iniş, yani bayağı indi yine eskiye nazaran ama bir türlü o istediğimiz seviyeye gelmiyor. Hayırlısı olsun, sıkıldık ya. Değil mi? Pandemiden sıkıldık yani. Bizim kesinlikle sıkıldık. Bizim orada da yasak çok. Zaten orada spor salonu her şey kapalı. Ona rağmen inmiyor. Ben de anlamadım hakikaten. Metrolarda da tamam, sokaklarda da orada şimdi belirli bir semtlerde maskesiz zaten dolaşmak yasak. Ama inmediğine ben de anlamıyorum. Bir de şöyle bir hadise var Almanya'da. Kötülemek anlamından değil de. Misal ateşin çıkıyor. Hastaneye gidiyorsun. Almıyorlar. Yani diyorlar ki evde gidin, durun. İşte 10 gün karantinede kalın. Kötü bir şey olursa haber verin. İşte biz notunuzu alıyoruz. Yani böyle bir hadise de var. Bu yönden dolayı hakikaten biz Türkiye olarak gerçekten çok iyiyiz. Yani malum burada hastaneye gittiğin zaman hemen alıyorlar, hemen kontrol alıyorlar, hemen özel bir odaya alıyorlar. Gerçekten Almanya'da böyle bir olay yok. Bunu dile getirmem lazım. Çünkü biz de orada yaşıyoruz, burada yaşıyoruz ama buradan Aynen, hakikaten kesinlikle. devletin yönetenlere buradan teşekkür ediyorum. Şimdi ben karakter olarak çok şeyi severim. Ev hayatını seven biriydim ama bu bir ay çok güzel geldi. İlk bir ay, Mart. Nisan iyi geldi. Mayıs'ta yavaş yavaş bayrağı çıkarmaya başladık. Sallamaya başladık beyaz bayrağı. Ancak maalesef bitmedi. Ama böyle bir anda biteceğini de düşünmüyorum. Yavaş yavaş bitecek galiba ama tüm umutlarımı Mart'a, Nisan'a, böyle yaza doğruya bıraktım açıkçası.
Şu anda da biraz sıkıntı olacağını tahmin ediyorum hala. Biz de o Evet. yüzden canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. Ya ben Yani zaten böyle bir şeye de katıldığım için ilk defa albüm öncesi böyle bir imkanı bana tanıdığı için Müzik Onure'ye ve sana ekibine hakikaten çok teşekkür ediyorum. seve seve seni zaten Seve yakından seve. takip ediyoruz. Çok sıkıldık Cüneyt'ciğim. Biz de malum öyle. Yani pandemiden dolayı evde bilakis Almanya'da daha çok sıkılıyoruz. Çünkü orada her taraf kapalı. Şu anda misal konuştuğumda -9 derece ve kar Berlin misal. Soğuk, yağmur. Bugün İstanbul'a bakıyorum 17-18 derece. Ha, Yani şaşırtıcı. O da yani iyi mi kötü mü bilemiyoruz. Sıcak havayı ben severim ama yağmur yağsın istedim. Yani %50 daha şu an barajlar. Bir %100 o kavuşsun ki yazın ne yapacağız yoksa. evet. Demek istediğim nokta yani çok şükür yani dört mevsimi yaşayan zaten bir ülkeyiz. O yönden çok şanslıyız havalardan dolayı. Yani Almanya'da zaten doğru dürüst yani ne güneş oluyor ne doğru dürüst kış oluyor. Bu yüzden dolayı çok Türkiye bir şükür. numara diyorsun. Büyük Ülkem bir bir numara. Hatırladın mı şarkını? evet, okuyalım. Ahmet Kaya'dan okuyacağım. Olur. Evet. Malatya'dan çıktım yola, yollar yanıyor. Abi böyle bir şey olamaz. Heyecanlı şarkı. Şaka gibi ya Ben Cüneyt'im anladım, sessizliğimi korudum. Çünkü başımıza ilk defa gelmiyor. Ya bırak, Abicim ya. yani Evet. kendi bestesini unutanlar oluyor ki ben de mesela bir şarkıyı Evet. söylerken kendi şarkım bile olsa unutabiliyorum yani o sırada. Buradan bizi izlemekte olan herkese valla kusura Şarkıyı bakmasın ama bilseydim ben de heyecanımıza. şey verirdim ama ben de bilmediğim için. Evet. Ben değil. Şu an okey miyiz? Evet. Bak canım, arada bir şey olmaz. Orada biri açtı galiba. Sen mi açtın? Efendim, bir dakika. Bir dakika. Sen bu arada konuş. Ben de bir Tamam. not alayım. Harika bir ses diyor. Ela, teşekkür ederiz. Aşiretin ağası Cüneyt demişler. Teşekkürler Seher abla. Şimdi konuğum varken kendimle ilgili yazıları çok okumuyorum. Sevgili aşiretimiz, selamlar sevgiler. -20'de duruyorum, geceleri gündüzleri sığdırıyorum diyor. Taha Gümüş. Taha Gümüş, neredesin -20'de duruyorsun? Taha. Yeni albüm tarihi Mart, 29 Mart'ta arkadaşlar. Hatay'a selamlar, sevgiler. Hatay güzel yerdir. Berlin'den selamlar demişler. Ve şuradaki sorulara bir bakayım. Demişler ki ya biz çok seviyoruz. Bizi de yayına alsanız da konuşsak, buradan yazın arkadaşlar, ben konuğuma iletirim. Hiç problem değil. Yeni albüm tarihi ne zaman demişler? 29 Mart 29 arkadaşlar, Ekim. böyle. Şimdi Müzik On Air ailesi olarak biz her zaman sevdiğimiz sanatçıları ve sizlerin sevdiği sanatçıları da ağırlamaya devam ediyoruz. Ortalama bir sene oldu. Yani şurada birkaç gün kaldı bir sene olmasına. Bir sene önce bugünlerde yeni yeni başlamıştık. Ama şu var. Pandemi bittiğinde bırakacağım canlı yayını. Instagram falan yok. Bir müddet telefonuma bakmayacağım. Beni başka platformlardan izlersiniz. Gaziantep'ten selamlar, sevgiler demişler. Trabzon'dan selamlar. Ardıç, şarkıların efsane. Hala dinliyorum. Herhalde dinleyeceksin. Yeni şarkılar geliyor 29 Mart'ta. Dört gezde Evet. bekliyoruz diyorlar. Evet. 29 Mart'ta hem klibimiz geliyor hem şarkımız geliyor. Çektin mi klibini? Çekeceğim mi daha? Klibimizi inşallah 15 güne kadar, 15-20 güne kadar Kim çekiyoruz. çekiyor? Belli oldu mu? Yarın görüşmemiz var. Yarın görüşmeler. Karar Yani vereceksin. anlaşmamızı sağladıktan sonra söylemem daha çok mantıklı. Aynen. Evet. Ben bu Karar ver. arada şarkımızı Benim okuyalım. aklımda bir yönetmen oldu da, o olsa süper olursa. Ya şöyle, Evet. ismini unuttum şimdi şeyin. Klip yönetmeni. Hayır. Bir tane sanatçı vardı da onun ismini unuttum. Sen de emin ol, yıllardır süregelen tarzını değiştirecek bir tarza hazırlanman lazım.
Onu Kimdi hissediyorum. onu Sanki sen de öyle bir hatırlatsam? şeyler yapacaksın yani. Tabii ki. Zaten biz bir senedir albüm müzik direktörüm Barış Engürlü'yle beraber hakikaten bizim zaten 10-11 parçamız var. Yani 10-11 parçanın içerisinde gerçekten inanılmaz inanılmaz çok güzel şarkılarımız var. Bunu klip çektiğimizde zaten şarkımız çıktığında zaten Şimdi dinleyicilerimiz şöyle bunu Yaşar İpek mesela var. Yaşar İpek yıllardır çok kaliteli şarkılar yapar. Son zamanlardaki şarkı seçimleri ve tarzıyla mesela bir tık daha öne geçtiğini, dikkat çektiğini düşünüyorum sevgili Ardıç. Sen de bu konuda kesinlikle başarıları dahil vizyonu olan birisin. olsun. Çok Sen teşekkür de ederim. bu tarz çalışmalar yapacağına inanıyorum, merakla bekliyorum. Şimdi Cüneyt'ciğim şu anlamda her zaman müzikal anlamda insan kendisini geliştirmesi lazım. Hem beste anlamında hem yeni nesil. Çünkü o kadar çabuk tüketiliyor ki müzik yenileniyor. Daha başarılı insanlar çıkıyor. Bu anlamda süreç o kadar hızlı olduğu için gerçekten yeni nesile ayak uydurmak lazım. Yeni dinleyiciler. Bugün 20 sene, 15 sene evvel dinleyiciler, şimdi 20 yaşındaki dinleyiciler, 15-20 sene evvel geriye gittiğin zaman 40 yaşında. Onlar 20 yaşındaki nesil apayrı bir şeyler dinliyor. R&B tarzında dinliyor, pop, hip hop, rap tarzında Ama senin dinliyor. şarkılarının bizim altyapımızda, Türkiye altyapısında çok dinleniyor şarkılar. Senin tarzda şarkılar. Yani rap yapanlar da işte pop söyleyenler de mutlaka bu deli rüzgarı söylüyordur mesela. Bir de bu pandemi döneminde hakikaten ben risk aldım. Ne gibi risk aldım? Şey anlamında müzik adına müzik kazansın diye. Hem uzun bir süreçten sonra ben çok çalışma yaptım. Bestelerimle alakalı, ekibimle beraber. Tarzımızı biz özümüzden zaten çıkmadık kesinlikle. Bir deli rüzgarı aratmayacak ve hakikaten o bizim pasaport kimliğimiz. Ondan daha üstün olan şarkılarımız var Cüneyt'ciğim. Bu hususta inşallah fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çıktıktan sonra ancak bunu şey yapabilirim. Süper. 29 Yapımcı Mart'ı bekliyoruz dört gözle. yapımcımın şey projenin komple yapımcısı benim ve ekibimi de ben kendim kurdum. Yapımcı şey müzik direktörüm Barış Engürlü'yle beraber abim Süper. ekip olsun. Proje koordinatör direktörümüz Levent Ağa olsun, Levent abi olsun, Kerim Topsakal olsun. Bu arada 3 tane eserimiz Kerim Topsakal'dan var. Kerim Topsakal kim diye sorarsan onu zaman içerisinde anlatacağım. Sektörün içinde hakikaten bilen biliyor çok. Bestesi tamam piyasada yok ama yani bir insandan bir şey beklemesin inanılmaz bir şey çıkar ya Cüneyt. Öyle bir insan. Yaptığı iş meslek ayrı ama dersin ki böyle adamdan nasıl böyle bir besteler şarkılar çıkar ya? Seni Yani heyecanlandırması çok önemli. Mesela ben bir şarkı arıyorum. Beni heyecanlandırmadığı sürece ben o şarkı, ama heyecanlandırırsa bu şarkı biri olmadı da dese ben o şarkıyı söylüyorum. evet, O da ayrı kesinlikle. bir şey. Biz süreç içerisinde zaten şimdi 29 Mart'tan sonra her 2-3 ayda İnşallah hep yeni bir single parçamızı çıkartacağız. Biz tabii ki albüm yaptık. 10-11 parça yaptık. Bir senedir çalışıyoruz. Bu pandemide risk almak kolay değil. Yatırımcısı da benim. Tabii. Bütün her şeyin ekibimiz de var. Yani iş taksimatı yaptık kendimizde. Herkesin ayrı bir görevi var. İnşallah muvaffak oluruz. Sevdiğimiz dostlarımızla beraber müzik anlamında müzik kazansın ve güzel bir şeyler verebiliyorsak, mutlu olabiliyorsak, başarılı olabiliyorsak, inşallah hepimiz için hayırlısı olsun. Evet, buyurun. Sizdeyiz o zaman. Evet. Malatya'dan çıktım yola, yollar yanıyor. Düşman sarmış dört bir yanımı, kurşun saçıyor. Düşmüşüm bir çukura, canım yanıyor.
Yaşasam mı, ölsem mi, karar vermek zor. Düşmüşüm bir çukura, canım yanıyor. Yaşasam mı, ölsem mi, karar vermek zor. Ben bu şarkıyı Ahmet Kaya'nın, çok özür dilerim, deminden ben bu sözleri unutmamın, yani o parça, sadece ikinci aranameyi unuttum. O da heyecanımdan unuttum. Çünkü şimdi uzun bir süreçten sonra ilk defa bir canlı yayına katılıyorum. Ve heyecanlandım. Şimdi söylemek istediklerimi dile getiremediğim için bir anda şarkı da sen söyle deyince o esnada aklımızdan kayboldu. Bilirsin sen bu Ben şunu sanatın söyleyeyim. durumlarını. Hiç sen yıllardır sahneye çıkan bir adamsın. Heyecan her zaman güzeldir. O heyecanı da biz hissetmiyoruz. Gayet güzel de söylüyorsun. Sohbetin de Çok çok. çok güzel. Yok ya. Yalnız senin sesini dinlemek isteyenler çok olduğu için ben şarkı diye bende de bu planlar yoktu. O yüzden senin evde mırıldandıklarını hep söyledim. Hani başka şarkılar olur, o olur. Aklına geldikçe söylersin. Tabii şöyle bir durum var. Her zaman söylüyorum. Mesela bazı konuklarım oldu. Ben dedi şarkı söylemiyorum yayında dedi canlı yayında. Neden dedim? Hani siz şarkıcısınız, sanatçısınız. Sizden bir şarkı dinlemek lazım. Mesela rapçileri şey görmüyorum o konuda. Rapçi diyor ki benim sesim diyor çok iyi değildir diyor. Rap de iyiyimdir diyor. Rap çünkü biraz konuşma dili ya. Evet, Onda evet. okeyim, onları çok görmem mesela. Onlar bile bazen rap söyler yani. Ama bazıları söylemeyince garibime de gidiyor. Ben de ısrar etmiyorum. Müzik adına konuşuyoruz. Şarkı söylemeyeceksen o zaman konuşalım diyorum mesela. Ama sen Evet. gayet iyi söyledin. Yok, Teşekkür ben ediyoruz. kesinlikle aslında repertuarım da gayet iyi. Yani kusura bakma, o esnada şey yaptığım heyecanıma veriyorum. Buradan da Yok, gerçekten estağfurullah, bunu estağfurullah. söyleyen Gayet herkese güzeldi. Şey, böyle düet filan planın var mı? şimdi Cüneyt'ciğim, bunu ben çok teklif aldım bu hususta. Yani ekibimden, çevremden, işte neden düet yapmazsın? Ya düet yap, işte daha çabuk, işte şununla yap, bununla yap. Ben ilk etapta şimdi Deli Rüzgar şarkısından sonra, Ne Severmişim şarkısından sonra uzun bir süreçten sonra yeni albüm hazırladık. Single One'da şimdi çıkacağız inşallah. Ben ilk etapta sıcak bakmıyorum. Çünkü niye diye sorarsan, ve merak eden buradan izleyicilerimiz de sorarlarsa, müzikal anlamda kendimi bir ispatlamak istiyorum. Çünkü hayalimde ilk etapta ben varım. Yani duygularım var, yazdığım eserlerim var, şarkılarım var. Ben kalıcı olarak eserler yapıp yatırım yapmak istiyorum müzik adına ve müziğin kazanmasını istiyorum. Bugün 13 senedir Deli Rüzgar'ı halen dinliyorlarsa, bir 30 sene sonra halen dinlenilmesini istiyorum ardıç şarkılarını. Ben dediğim gibi bugünü yarını düşünerek değil, medyatik anlamında işte aman bununla düet yapmış şu olunca beğenilebilir, yargılamıyorum, kesinlikle şey yapmıyorum. Ben kendi şahsi fikrimi söylüyorum. Ha, ileri de tabii ki ilk etapta benim hayallerim zaten ilk etapta, sahnede ilk etapta kendimi anlatabilmem, duygularımı, Evet. şarkılarımı. Bunlardan sonra kendimi belirli bir süreden sonra duet yapabilirim, neden olmasın? Ama şu Aynen. şimdilik bir zamanı. Şimdi gırgır yaptım burada. Sana 499 olur dedim. Bir arkadaş demiş ki biz diye para teklif ediyorlar falan. Şimdi Müzik Onir çok kalabalık bir ekip. Valla ilk önce şu sorulara yanıt vereyim. Sevgili Ardıç da konuğum. Bu vesileyle. Şimdi her zaman ardıç da bilir, konuklarım da bilir. Kıskananlar olur, değil mi? Bir sanatçıyı engellemeye çalışanlar olur. Bunlar prodüktörler olur, sanatçılar olur vesaire. Piyasa böyle çok büyük gibi duruyor ama çok küçük bir piyasa. Bu piyasanın içinde dimdik durmak, sanatını icra etmek çok güzel bir şey. Aynı şekilde sanatçıya destek veren Müzik Onir'de uzun yıllardır kendi çabalarıyla bir yere geldi. Yani bu Müzik On'u ben son 1,5 yıldır Müzik On'u Instagram ve YouTube sunucuları olarak buradayım ama gerçekten de şu var. Mesela biri oradan demiş ki işte bizi almıyorlar. Yani herkesi biz canlı yayına almamız imkansız. Demek ki geliyor böyle. Ben de bu konuyu şöyle biliyorum çok rağbet olduğunu. Detaylarını tabii ki de arkadaşlar bilir ama
Herkesi yayına almamız imkansız arkadaşlar. Ben arada bir pazar günleri yapıyorum yayınlar. Orada böyle genç arkadaşlarımın sesini duyurmak isteyenlere böyle bir 2-3 dakika veriyorum. Ondan sonra hani seslerini duyursunlar diye. Bazılarının sesini duyurduğum için pişman olmuyor değilim. Hiç müzikle alakası yok ama yine de onu kırmıyorum, uğurluyorum. Herkes kendini, birazcık böyle bir sorunumuz var. Herkes ben iyiyim, ben şöhret olayım falan diyor. Böyle bir sorunumuz var biraz, değil mi? Eğitim Şimdi falan. ben Cüneyt'im, Müzik Onayır adında hakikaten çok güzel bir program yapıyorsun. Ben canlı yayına katılmadan evvel seni Ha bir de zaten... sözünü balla kesiyorum. Çok özür dilerim. Hemen ben bitirip sana geçeyim. Sonra diyorlar ki işte çok az izleniyorsun. Yok biz yani şunu söyleyeyim. Jennifer Lopez'in 10 milyon takipçisi var. 1500 izlenme gördüm. Veya birçok insan var. Bizim zaten 100 bin takipçimiz var. Ve şu an emin olun ben bu canlı yayını kaydettikten sonra esas bizim izleyicimiz canlı yayını kaydettikten sonra çok izliyor. Ve bu da çok önemli bizim için. Hafta içi yaptığımız bir program ama isterse ben ilk günlerimde hiç unutmuyorum. Kendi özel yayınımda beni 7 kişi izliyordu. Sonra 100 kişiyi falan aştı. Benim için hiç umurumda değil. İsterse 3 kişi. Hatta konumla karşılıklı canlı canlı konuşayım, sohbet edeyim. Hiç önemli değil. Bizim başarımız Allah'a şükür izleyenler, takipçilerimiz veriyor. Hani bu konunun niye cevabını verdim? Çünkü gerçekten bu konuda çok yayına çıkmak isteyenler var. Ama elimizden geldiğince yardım etsek bir türlü, etmesek bir türlü yine de eleştiri alıyoruz. Çok da sıkıntı değil ama biz yine de söyleyelim istedik. Buyur, sendeyiz. Şimdi Müzik Onayır adına gerçekten böyle bir program Instagram'da ve etkinlikte desteklediğin için gerçekten müzik adına ben öncelikle seni çok tebrik ediyorum. Ben zaten yayına katılmadan evvel bile seni izliyordum, takip ediyordum. Ne Sağ ol, güzel çok bir teşekkür ederim. program diyordum. Şimdi tabii ki müzik adına herkes kendisini ispatlama peşinde. Dediğin gibi şimdi müzik adına bir şeyler yapıldığı zaman hakikaten desteklemek lazım. Ben Bu şeyden oldu ama ya biraz hani bizim eski zamanlarda şöyle vardı, televizyonda herkes bir ünlü ve topçu veya popçu olmak isterdi. Ama evet. şimdi sıkıntı şu, TikTok'tan, sosyal medyadan, YouTube'dan o kadar çok meşhur olanlar var ki. Şimdi onlar da böylelikle sesini duyurmak istiyor. Ama işte sesinizi duyurmak için kendi platformunuz var. Yani artık bir suçlayacağınız kimse yok, değil mi? Yani Kesinlikle. kendi platformundan istediğin gibi bir şeyler yapabilirsin. Ben bir konuğumu ağırladım. YouTube'da dedi ki bana, benim dedi hiç takipçim yoktu dedi. Hatta dedi, arkadaşlarıma gidiyordum dedi, telefonlarını alıyordum, kendime YouTube takipçisi yapıyordum dedi. Bir gün şarkı yaptım dedi, bir baktım, bir gece bir uyandım dedi, 100 bin. Sonra 200 bin, 300 bin, 1 milyonu aştı dedi. Eğer bir çalışma güzelse, mesela senin Deli Rüzgar gibi, isterse ne olursa olsun kimse engelleyemiyor, değil mi o sesi, o şarkıyı, o dağılmayı? İnan, inan şöyle söyleyeyim, iyi iş her zaman yerini buluyor. Biz yani Deli Rüzgar'ı biz 2007 3. ayın 20'sinde Kral TV'ye yayına verdik. Program ismi söylememiz bir sakıncası yok Yok, değil mi? hiçbir şey yok. Tamam, süper. Kral TV'ye verdik ve 3 hafta içerisinde şarkımız patladı. Yani radyoda çalmayız diyenler yollamamıza rağmen dediler ki ya Öyledir. çok çok hiç unutmuyorum. Ya çok arabesk, çok ağır. Değil mi? Yemin Tebrik ediyorum. ediyorum. Ve 6 hafta sonra Türkiye'nin Edirne'den Hakkari'ye kadar yapımcımı aradılar. Sonra Ardıç Ne? Bey, programa konuk olur musunuz? Tabii ki, tabii ki. Yani ya CD yollar mısınız? Deli Rüzgar'ı çalacağız. Çok teşekkür ediyorum çaldıkları için. Benim için radyocuların hakikaten çok ayrı bir özellik yeri var kalbimde. Çünkü Allah onları başımızdan eksik etmesin. Ama Benim senin için başarın çok bu. önemli. Ya Çünkü şimdi şöyle bir şey. Ben her zaman derim bak. Ben o yüzden zaten pazar günleri bazen canlı yayın yapıyorum. İsteyenler bir anda mesela ben şarkı söylemek istiyorum diyor. Çıkıyorum, çıkartıyorum onu, söylettiriyorum. Kimisinin sesi normal oluyor, kimisinin çok güzel oluyor vesaire. Sonuçta takip edin diyorum arkadaşlar. Yani açık konuşayım. Bana hitap etmeyen sese bile diyorum ki takip edin arkadaşlar. Şimdi şu var, televizyonlarda da bu sıkıntı vardı. Zaten televizyon sahipleri çökertti iyicene. Çoğu, yani çok genellemesem de birkaç kişi hariç. Acun hariç mesela. Ama diğer şeyler bir bakıyorsun hep aynı programlar.
Ya diyorum ki şu gençlere, yeni nesile mesela sabahın 9 ile 10 arası verin. Yeni projelere verin. Evet. Mesela radyolara sabahın belirli bir saati, bir 15-20 dakikasını ve 5-6 tane yeni sanatçıya verin. Değil mi? Onların şarkılarını çalın. Yani kapı kapı dolaşmasınlar sizde. Şimdi ne oldu? Televizyonları kimse aramıyor. Artık çok eskisi gibi değil. Radyolar ne oldu? Radyolarda da öyle çok çok eskisi gibi değil. Şimdi herkes diyor ki YouTube'da, TikTok'ta çalsın şarkım. Amenna. Şimdi o yüzden de kıymet bilmek gerekiyordu. Bence senin başarın diyorum ben buna her Tabii ki zaman. ben şöyle görüyorum. Tabii ki önce solistin tabii ki yaptığı eser ama radyolarda da ahdı vefalık olayı çok önemli. Ben önce tabii ki şimdi iyi eser olduğu zaman radyo otomatikmen çalıyor zaten. İşte Yani iyi eser olmadığında, yani daha doğrusu iyi tam eser olmadığında tanınmadığında. çalmıyorlar. Yani işin hatıra bir, iki kere, üç kere çalıyorlar. Öyle olan Ondan oldu. sonra Bak şöyle çalmıyorlar. olur. Yeni olduğunda şarkı, eğer hatırınla tanınmıyor şarkı ama daha yeni olduğunda eğer çalan varsa onlara vefa borcun olmalı mesela. Destekleyen çok radyolar var. İnanılmaz Türkiye genelinde. Van olsun, Diyarbakır olsun, Karadeniz olsun, Trabzon, Rize. Yerel radyolar bu arada çok iyi değil mi bu konuda? Duyarlılar. İnanılmaz. Cüneyt'im, inanılmaz. Yani yurt dışında olsun, zaten Avrupa'daki birkaç tane Türk radyosu var. 4-5 tane. Yani toplasak Paris, Almanya'da, Fransa'da. Ya inanılmaz genel radyolarda öyle bir iyi parçayı yani bilakis daha çok çalıyorlar. Yani materyale daha çok ağırlık vermeden hakikaten halkın istediği şeyi çalıyorlar duygusal anlamda. Bir de sanatçının hakikaten duruşuna takip ediyor radyocular. Yani kimin şarkısını? Arda Çağbir'in şarkısı gelmiş gene Deli Rüzgar gibi. Ya meraktan olsun çalıyor yani Allah razı olsun. Bu yönden dolayı da bütün radyoculara çok teşekkür ediyorum. Ne yönden teşekkür ediyorum? Çünkü bizi halkla kavuşturan, insanlarla kavuşturan radyocudur. Belki telefona hep bakamazsın. Belki televizyona hep bakamazsın ama radyoyu mutlaka arabada, yolda geçiren kamyoncu şoförcülerimiz olsun, gurbet Hala evlerde önemi var olan diyorsun olsun. radyoların. Tabii ki de yani Tabii. önemi var. Ama Çok önemli. dediğim gibi insanın içinde olacak bu tanınmış şarkıyı çalmak zaten çok basit veya bir projeyi tanınmış kişiyle yapmak zaten basit. Birilerine destek olmak istiyorsan hayatta dediğin gibi birilerine destek olacaksın, destek istiyorsan. Evet. Cüneyt'cim bir de bizim zamanımızda hakikaten şimdi sosyal medya o kadar etkin değildi. Tabii ki ekiple benim de hatalarım oldu. Yanlış ekiple de çalıştım. Onlar ama Ama tecrübe olmuştur sana. tabii ki çok tecrübe oldu ama inanılmaz şimdi öyle bir muhteşem bir ekip kurduk ki ben hem ekibime inanıyorum hem kendime inanıyorum. Kendim de çok heyecanlıyım şimdi. Yeni albüm, yeni şarkılar. Uzun bir süreçten sonra ilk albümde bu heyecanı çok hissetmiştim Ara ben. verdiğine pişman mısın? Değilim. Bu arada kendimi geliştirdim müzikal anlamda. Müzik sektörünü takip ettim. Türkiye'deki müzik sektörünün hangi yöne daha çok yöneldiğini. Baktım ondan sonra durakladı, oturdu. Oturduktan sonra tabii ki malum şimdi eskilerimiz de önceki gibi aktif aktif albüm çıkartmıyorlar. Onlar da artık başka Evet. işlere doğru yöneldiği için. Elbette bu dinlediklerimiz, büyüklerimizin yerini dolduracak birileri gelmeli. Benim gibi ve diğer arkadaşlar gibi yeni yapan müzik anlamında şarkıcılar, yorumcular gibi gelmesi lazım. Bu öyle olacaktır. Yani çünkü hiçbir zaman kalıcı değiliz. Ha ben burada kalacağım, illa da buradan kalkmayayım, şey yapmayayım diyorsan geçmişte bu şeyleri yaşadık. Aramızda çok karteller vardır yani bu hususta. Bizim için bir tecrübe oldu. Tabii ki sosyal medyada artık inanılmaz artık sergilediğin için eski mentalite bitti. Şimdilik daha kolay. Tabii. Doğru mu? Aynen, Şimdilik daha kolay. aynen. Kendini daha iyi duyurabiliyorsun. Bunlar çok önemli. Takip etmek lazım. Evet. Sensiz ben nefes alamam. Buralarda hiç duramam. Tek başına yalnız kalamam. Senin kokunu özledim. Hep yollarını gözlerim. Götür beni gittiğin yere.
Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam. Tek başına yalnız kalamam. Senin kokunu özledim, hep yollarını gözlerim. Götür beni gittiğin yere. Yeni yeni açılmaya başladım. Ben de Aşık giderim o sam suçluyum. doğru. Efendim? Aşık sam suçlu muyum istiyorlar. Aşık olduysam suçlu muyum? Gönül verdiysem kusurlu muyum? Gözyaşı dökmeye mahkum muyum? Sevmek benim de hakkım değil mi? Yani kısa kısa geçeyim mi Ve şarkılarımıza? yavaş yavaş programın tabii sonuna geliyoruz ama Deli Rüzgar sözü verdim yine. Kapanışta da alalım. Evet. Ondan sonra izleyicilerimize, dinleyicilerimize son olarak neler söylemek istersen onları alacağım. Deli Rüzgar'ı bir Tamam. alalım önce. Bu deli sevdaya nereden de bulaştım. Gülmeyi unuttum, havlamayla barıştım. Eskiden mutluydum, gözyaşına karıştım. Biz değil ikimizi ayıranlar utansın. Bu arada kalp sizimi de okuyayım. Kalp sizimi de Tamam. istiyor arkadaşlar var. Tamam. Ayrılık öldürür, başını döndürür bilirim. Kimini ağlatır, kimini güldürür bilirim. Bir alo yeter, aldırmadan gelirim. Sesimi duymaz mısın kalpsizim? Işıkları söndü, sen gidince bu şehrin. Akmaz oldu suyu, gittiğimiz o nehrin. Kalmadı bende gurur, bu senin eserin. Bunu bile görmez misin kalpsizim? Süper. Teşekkür ediyorum. Bu Sesine, kendi yüreğine sorum. sağlık. Çok teşekkür ederim. Her zaman Müzik On Air ailesi olarak seni takip etmeye devam edeceğiz. Son olarak neler söylemek istersin? 29 Mart'ta yeni şarkısı çıkıyor Bomba Gibi klibiyle. Başka? İlk 18 Mayıs'ta ikinci klibimiz çıkıyor Net Müzik'te. Ardıç Official'dan beni takip edebilirler. İnşallah bizi izlemekte olan herkese çok teşekkür ediyorum. Müzik adına emek veren herkese teşekkür ediyorum. Radyocu arkadaşlara, senin gibi emek veren herkese. Böyle bir programa beni konuk aldığın için çok teşekkür ediyorum. Var ol. Sağ Seni ol. de Ben tanıdığıma teşekkür çok ediyorum. mutluyum. Kendine çok iyi bak. Levent'e de selamlar, sevgiler. Aleykümselam. Şarkı çıktıktan sonra yine paslaşırız. Seni bir alalım Kesinlikle. bence. Kesinlikle. Bir Dinleyelim mazurumuz senden yine. olduysa, bir kusurumuz olduysa affola. Heyecanıma bağışlayın çünkü hakikaten o kadar Estağfurullah. bir enerjimiz, heyecanımız var. Sizleri Gayet seviyorum. Sizin için çok güzel yayında. teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Görüşmek Görüşürüz. üzere. Bay bay. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Sağ olun. Evet. Ardıç bizlerle birlikteydi. Çok güzel bir sohbetti. Şimdi efendi adamın hali başka oluyor. Müzisyen adamın hali başka oluyor. Bunlar böyle çalışmalar hep bizim ihtiyacımız olan çalışmalar. Bu Deli Rüzgar gibi. Böyle naif. Yani rap de güzel. Mesela Türk sanat müziği de dinlerim. Halk müziği de dinlerim. Ama bu özgün müzikler benim çok hoşuma gidiyor. Hep böyle insanlar olsun değil mi hayatımızda arkadaşlar diyoruz. Kendinize iyi bakın. Güzel bir gündü. Murat Boz demiş biri. Murat Boz gelmedi. Murat Boz'u alamadık daha. Yani bilmiyorum Murat Boz'a götürdük mü teklifi onu bilmiyorum ama daha gelmedi Murat Boz. Kimleri almışım bu zamana kadar? Şöyle bir Instagram TV'den bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar. Ben yayını kapatmıyorum. Siz durun burada. Ben böyle gidiyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Niye yayını kapatmıyor ya diye kendi kendinize sormuşsunuzdur bence ama yayını kapatıyorum. İyi geceler diliyorum. Yarın yine konuğum var. Çok da eğlenceli bir program olacak yine. Görüşürüz.